Yana kalbini eşigini şeytanga açıp veredigan narsalardan bittesi şaşkalalık ve her bir narsanı sürüştürmeyi kıvarış manası. Kur'an-ı Kerim'de kaynca ayetlerde şaşkalalık tanqid kılıngan. Ve kânel insanı acûle degen. İnsan uzun şaşkalak da şuna kakıp boydu degen ayet var. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a ayet şuriyetken de okuşka şaşırmakın degen bugün karı okudular. Hatta Kur'an şu yaptı, şunu şaşırma deyipti Allah. Aldın Cibrail okup olsun, keyin okuysan. Okuyatken de şaşırıp, sana koşulup okuvarma deyipti. Kur'an talimatı bir kança ayetlerde şaşkalaklık tanıt kılıngan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadislerde etilerdi ki, اَتَّأَنِّي مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ. Şaşmaslık Allah'tandır, şaşkalaklık şeytandandır. Bir nesneni eşitip, yarımıge yetken deyle, falan ekendim, kararını çıkarıp, çağrısını körüp koysa, keyin kaytıp kese ki, o gap başka yağda eken hali, bu yağda birdisini etmegen eken gapını. Şaşkalaklık bilen iş görgen adam daim afsusta, nedamette buladı. Çünkü özünü kalbiden şeytanga yol açı verdi. Şaşkalaklığı tüpeydi. Şunun için bu nerseden hem siz, biz, hemmemiz nihayette ihtiyat buluşumuz gerek. Bana meselelerini halkıla dağım bulsak, şaşırmazdan, sekin, hemme yoğunu etraflıca örgenip, keyin çarap yoluşka otuşumuz gerek buladı. Bu ham juda muhim narsalardan. Ulamolarimiz bundan 800, 900, 1000 yil oldin shaytonni qalbga kirishi uchun yo'l ochadigan narsalardan bittasi dedilar, har xil toifa va firqalarga mutaassiblik qilish. Imom G'azzoliy shuni yozib qo'yibdilar Ihyo Ulumiddinda. Xuddi bugungi kunni gapirayotgandek bo'lyaptilar. Her hıl taife ve firkalarga mutaassiblik kiliş hem şeytanını kalbge kirişige yol açıp beredi. Uzuya karşı tarafını hakaret kiliş, ularını fes nazar bulan karışge olup boradi de koydular. Ana o şu firka taifelerge irgeçgeller, Müslümanlarını cumhuruge karşı çıkarlar, ahli sünne ve cemaage karşı çıkarlar, mujtahid ulamolarimizga qarshi chiqqanlarning holi shu ekan. Xudo o'zi saqlasin. O'zini gapini rost qilish uchun har narsani aytadi. 3-4 kun bo'ldi, internetda savol keldi. Savolda aytayaptiki, bir shunaqa firqa bilan biz tortishib qoldik, bolalar aytishyapti, yozishyapti. Bir masalada tortishuvdik, ular bizga mana shu masala İmam Abu Hanifa'nı Fıkhul Akbar degen kitabı da bağır deyip iktibas yazışıptı. Bırak gelip İmam-ı Azam'dan sonrası bunda dediler, keyin onda dediyse bunda dediler deyip uzunu gapını doğrulaş için aytışıptı. Şimdi bu balların önce nemesi yok olsa hayran olup kaçtı da şimdi İmam-ı Azam etken bu sefer biz ne doğru yolda yürüp biz eken de. De bağırıp bazı bir ilimlilerde açsa yok, o kitapta bu gap yok deyişipti. Keyin menga yazışıptı. Albatta yok. Ben Fıkhul Akbar'ın tercüme kıyam ben. İnternetge koyganmış. Umuman o gap mutlaka bir orta sözü yok. Yine indi dalil basın de başı ben Fıkhul Akbar'ını aldım. Onu Mulla Ali Qari şarkıgan şarkını aldım. Ular kurtargan masalanın özü yok. Umuman. Karayın. Taassuf şu derecede yetken ki yolg'on gapni o'zlari to'qib Hazreti İmam Abu Hanifa aytgan deb yozib odamlardan janjal qilishyapti ekan. Bu shaytonning yo'liga yurish emasmi shu? Kitob turibdi, bor. Kitobda ular aytgan gap mutlaqo yo'q, o'z masala o'zi yo'q. Lekin odamlarga mana Abu Hanifa aytgan, sen nima deysan deb Hanafilarga shunaqa da'vo qilishdi. Bu 800 yil oldingi emas, 3 kun oldingi gap bu. Hozir kim borib İslam o'zini olsa turibdi shu masala hozir qo'yapti bolalar. Mutaassiblikni qarang, o'zini firqasini nima qilish uchun
quvvatlash uchun, gapini quvvatlash uchun yolg'on to'qib imomi azamga nisbat berishdan toyishmabdi. Xudodan qo'rqmabdi. Shayton ichiga kirib olganda. Bu san to'g'risan, san to'g'risan ayt, bularni mot qil deb turibdi. Shuning uchun ulamolarimiz, o'sha eski ulamolarimiz aytadiki, shunaqa toifa va firqaga mutaassib bo'lganlar ga shayton palon yo'lda palon ishni qilsang shahid bo'lasan desa, shuni qilaman deb o'zicha mag'rur bo'lib yuraveradi, men shahid bo'laman deb. Lekin o'zi aslida shaytonga malay bo'lib qolganidan xabari yo'q deydi. Men shahid bo'laman deb hech kimni ko'z umuman nazar qilsan qilmaydi. Sanlar hamma gumroqsan, yo'ldan adashgansan, palonsan, pistonsan. Mana dunyoda bitta shahid bo'lsa, menman deb yuradi-yu. Lekin haqiqatni olganda o'zi shaytonni malayi. Buni o'sha eski vaqtda ulamolarimiz 700 yil, 800 yil undan oz ko'pda aytishib qo'yibdi shu narsani. Shuning uchun bu masalada ham nihoyatda biz ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Unaqa o'ta qattiq mutaassiblik qilib, meni gapim rost deyish uchun yolg'onni to'qish, dinda yo'q narsalarni gapirish, musulmonlarga xusumat qilish, ularga har xil bo'lmagan tamg'alarni bosish, kofirga chiqarish, fosiqqa chiqarish mutlaqo mumkin emas narsalar. Mutlaqo mumkin emas narsalar. Mana shu bobda, mana shu hozir meni tez-tez aytib o'tib ketdim. Bu yerda o'sha eski kitoblarimizda ham alohida uzoq to'xtalishibdi shu nozirligidan. Ikkinchisi debdi bu. Endi bu yana boshqa bir gap. Boshqa eshik. Omma xalq, ya'ni diniy ta'lim ko'rmagan, ya'ni ahli ilmdan bo'lmagan xalqqa Allohning zoti va sifati to'g'risidagi gaplarni talqin qilish debdi. Tortishuv. Allohning zoti va sifati ma'nolarida juda nozik aqidaviy masala bu. Nozik aqidaviy masala. Buni mutaxassis, shu mutaxassis mulla bo'lsa ham hamma mulla emas. Ilmi aqidani biladigan mullalar bahs qiladigan masala. Qolganlarga keragi yo'q. Endi shuni deydi johil odamlarga, ilmsiz odamlarga bitta ikkita masalasini o'rgatib qo'yib, tortishuvga shularni jalb qilsa deydi, ana o'sha shaytonga yo'l ochib beribdi deydi. Bu eski ulamolarning gapi. Endi bugun xuddi shu narsa bor. Ba'zi bir odamlar o'zlari ko'zga ko'rinmaydi. Biror yerga chiqib savol ham bermaydi, lekin odamlarning boshini aylantirib uyda turib olib gap o'rgataveradi. Unaqa deylar, bunaqa deylar, undoq bo'ldi, mundoq bo'ldi deb. O'sha aqida masalasida, nozik masalada o'zlarining savodi yo'q. O'zlarining savodi yo'q. Lekin bittasi o'rgatib beradi, ko'chaga chiqib gapirishadi. Men bir nima ham qildim, domlalarimizdan birini oldiga birov kelib tortishibdi. Siz palon masalani xato qildingiz, undoq edi, bundoq edi. Xullas domla o'zining gapini gapirib, u gapirib bir yerga kelganda domla aytibdi, qayerda ko'rding bu gapni? Kitobda bormisa, bor debdi. Olib kelaman kitobni debdi. Bo'pti, olib kel. Olib kelibdi. Kitobni olib kel deydi. Olib kelib ochib, mana o'qing deb ko'rsatyapti deydi. O'qisalar gap kelyapti, lekin pastida bu gap bor-u, lekin to'g'risi bu deb domlani aytgani yozilgan ekan. Mana buni ko'ryapsanmi? Buni aytibdi-yu desa, men o'qishni bilmayman dermish. Boshqa yoqdan birov yo'llab turibdi. Bu yodlab olib kelib domlamini tortishyapti.